Yeni Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet, sonunda bugün sizinle birlikte Millennium Falcon'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu elimdeki Force Awakens versiyonu benim hafızamda hiçbir şekilde yer etmeyen bir Star Wars çöpü daha. Çok sağ olsunlar. Aynı filmi bir daha çekmişler. O yüzden hiç bu benim hafızamda yok. Ama tabii ki Millennium Falcon hepimizin hafızalarında her zaman yer edecek. Çünkü Star Wars dediğimizde aklımızda kalan en ikonik Star Wars araçlarından bir tanesi. Bunun şöyle bir özelliği var. Bu Nerf'le işbirliği yapılmış. Aynı zamanda Nerf zımbırtıları fırlatıyor çok lazımmış gibi. Ama sonuç itibariyle Millennium Falcon. Şöyle bir projem var benim bununla ilgili. Bu bir büyük bir dioramanın, bu masa kadar büyük bir dioramanın parçası olacak. Buna repaint yapacağım. Bazı yerlerinde eskitme uygulayacağım falan filan. Bu ilerleyen zamanlarda biraz daha boyama skillerimi geliştirdiğimde dev gibi bir Star Wars dioramasının parçası olacak. Şimdi sizinle birlikte bugün bunu açalım istiyorum. Ufaktan şöyle ben bir göstereyim size. Yani arkasını da göstereyim. Bütün özellikleri vesairesi, cartı curtu burada gösteriliyor. Ben onları da göstereceğim şimdi size. Tabii bunda Chewbacca ile beraber neydi lan o çocuğun adı? Ha, Finn. Finn geliyor. Onunla birlikte bir de BB-8 geliyor. 3.75'lik figürleri de koymuşlar içine. Abi şuradan ben bunu açayım. Şunlar figürler. Evet, burada broşürümüz var. İşte bütün özelliklerini falan anlatan, siz hesaplayın yani o kadar çok içinde özellik var ki bir broşür var. Kenarda dursun, bakarız şimdi ne olduğunu, hatırlamak zor oluyor. Stickerları var. İçerideki işte dolapların, elektronik aksamın, masanın üstündeki şeylerin stickerları var. Uzun zamandır görmüyordum kutunun dışında. Çok güzel abi ya. Ha, inanılmaz iyi bir şey. Baksana abi bu ya. Ya bunun her yerinde bir şey oluyor abi. Hiç emin değilim. Şöyle göstereyim. Yani bu şöyle. Hani ne kadar büyük diyorsanız bu kadar büyük. Böyle bir şey bu. Bu arada bugün bunu incelememizde bize destek olan ve değerli katkılarıyla bunun gerçekleşmesine vesile olan Papyrus figüre Can abimize çok teşekkür ediyorum. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Bunda o kadar çok özellik var ki ben de bilmiyorum. Ama yavaş yavaş çözeceğiz diye düşünüyorum sizinle beraber. Şimdi burada bir tane zaten öncelikle bir anten var galiba. Bunun içinde bir yerde bir şey vardı. Çıkartıyordun onları. Evet. Bu burası kalkıyormuş galiba. Ya geriye doğru. Ha şurada. Evet. Oo, bu da açılıyor da. Çok karışık. Şimdi açtığım yeri gösteriyorum abi. Gördüğünüz gibi oturma alanı. Burada hareket ettirdiğinizde değişen görüntüler vesaireler var. Yani her yerinde ayrı bir işçilik uygulanmış yani buna. Sonra başka ne var abi? Tamam böyle işte basıyorsun. Tamam, bu. Açılıyor bu. Tamam bunun burada şeyi de var bu arada. Onu da göstereyim. Burası da açılıyor. Bakın bu parça da açılıyor abi. Figür koyuyorsun buraya. Şimdi şurada şey var. Evet burası şey. Direkt açılıyor. Burası zaten abi, şeyle. Bu da kalkıyor. Chewbacca ile şeyin oturduğu yer bu. Şöyle buraya figürleri oturtuyorsunuz. Aynen sonra kapatıyorsun. Bu aracın kullanım alanı. Şurada bir tuş var. O da direkt şeyi açıyor. Nerf gun'ı açıyor abi. Şu. Tabii bizim şey yok galiba. Nerf gun yok bizde. Atamayacağım sen ben şimdi. Bu aşamayı erken buldun. He. Normalde, pardon. Bunu bir kaldırsana. Buradan mı? Kaldırmadan da oluyormuş da. Burası açılıyor. Ya açtım az önce. Buraya figürünü koyup öyle onu yapıyorsun ki yani Chewbacca ateş ediyor. Ha falan. Gibi anladım. Evet güzel. Burada şey var tabii. Anten buraya giriyor. Onu da gösteririz birazdan. Bu abi şeyi. Buraya takıyorsunuz Nerf'in mermisini. Sonra ateşliyorsunuz. Bende şu anda yok. O yüzden yapamayacağım ama hop çıkartıyor oradan malzemeyi. Diğer bir şeyi gösteriyorum. Evet. Şu poşette makinalı tüfekler var. Evet. Onlardan biri buraya takılıyor. Ha, kalkmadan da takalım abi. Şurada makinalı tüfek şöyle abi. Pil taktığımızda bir şey oluyor muhtemelen abi ona. Olabilir tamam. Tamam şimdilik öyle kalsın burası. Bu da bunu nereye takıyorduk abi? Bu şeyde galiba. Şurada bir yerde galiba bu. Bak şurada oturma şeyinin arkasındaki kabinde silahları koyduğun yer var. Ama burada başka bir kabin daha mı var? Ha şuraydı. Ha evet oraya silahları koyuyorsun abi. Şuradaki kendi silahlarını oraya koyuyorsun. Şurada abi bir yer var. Buraya figürün neresi? Burası mı? Aha, onu açılıyor. Ha, buraya silahlarınızı, ıvır zıvırınızı koyuyorsunuz. Bu bir. İkincisi
Şurada bir kol var. Bu böyle değişiyor. Şurada da değiştiği zaman buradaki grafik de değişiyor abi. Bu var. Sonra roket atma şeyi var ama bak burada bir de şey var. Navigasyon sistemi var. Şunun arkasında. Aynen. Ona aç abi. Bu ışığı yanacak. Evet, tabii. Işığı yanacak bunun. Buna pil takacağız tabii bir yerden. Onu da bulmamız lazım. Ver abi. Ha, bu kısmı böyle. Bunu da bu arada buraya takıyorsun böyle. Şöyle. Aynen. Ama bir şey diyeceğim. Sıkıyorsun böyle. Bu arada 1977 yılında tasarlanan bu uzay gemisinin tasarımcısı Joe Johnston. Gerçekten dünyanın en ikonik araçlarından biri herhalde bu. Evet. Geleceğe dönüş vesaire gibi. Şurada bir pil yeri varmış. Onu bir açalım. Şuraya bir kalem pil takalım. Güzel bir özellik. Birazdan bizleri bekliyor. Şöyle abi. Taktık pilini. Nerede ne vardı abi? Açtık değil mi? Pili... Bir şey yapsana abi. Elini tutup yukarı aşağı. Ooo! Kalkış sesi. Ha, bu kalkış sesi. Dönüş sesi de var. Dur bir. Şu an kalktı. Aynen. Aa, ani sensörlü. Şey, ani yapmak lazım. Kılıçlardaki gibi. Aynen. Dönüş sesi var. Bir de inecek şimdi. Dur. Bir dakika. Ses bitsin. Aynen. Bunu da böyle iniş sesi olarak kullanıyor. Bir tane ateşleme sesi var. Evet. Küçüktür. Evet. Şu. Işık çıkıyor mu? Bu ışıklı tamam. Versiyon değil bence. Tamam, okey. Bak önde ışık var. Duydun mu? Evet, güzel. Bak büyük tuşa bastığında bir de böyle bu çıkıyor. Kim sabır? Güzel, güzel. Abi ateş ettikçe de arkadaki navigasyon sisteminde olaylar gerçekleşiyor. Bir de galiba şurada bir az önce baktığımız yerde şey vardı. Ekran vardı şu. Bu evet, burada da bir ses şeyi var. Bakın duyuyor musunuz? Evet, buradan da bir ses. Aşağıya indirdiğinde. Şu çok iyiymiş yalnız bak bu. Evet, güzel. Bu ses bitsin. Bu ses yüksek değil mi? Bayağı güzel özellik. Evet şey evet uzay atlama yapıyor. Hyperdrive sürücüsünü açıyor oradan. Tamam abi bu da böyle. Evet gerçekten nefis bir ürün yapmış adamlar. Ya baktıkça görüyorsunuz daha bir sürü bir şeyler yapabiliyorsunuz bununla. Ben dediğim gibi bunu bir dioramada kullanmayı istiyorum böyle büyük bir dioramada. Hani şey Falcon inmiş etrafında işte bir o indiği yerde çalışan teknisyenler İşte kargolar, bilmem neler falan böyle bir bakım hangarı fikri var kafamda. Öyle bir şey yapacağım bununla ilgili. Tekrardan Papyrus Figür Can abiye teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bunu inceliyoruz bugün. Onda da dükkan var. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok uygun fiyatlı 10 numara koleksiyon ürünleri mevcut. Dükkan derken dolap vesaire gibi. Ben aşağıya linklerini bırakıyorum ona ulaşmanız için. Bunu da sizinle birlikte açmış olduk. Ben çok uzun zamandır kutuda tutuyordum bunu. Çünkü yerini ayarlamaya çalışıyordum. Şimdi artık bu da yerine gidecek koleksiyondaki. Geldik videonun sonuna. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Aynı zamanda haftada 3 gün canlı yayınlarımız var. Oraya da bekliyorum sizi. Level dergisinde 2 ayda bir yazmaya devam ediyorum. Onunla ilgili de bir sürpriz olacak yakın zamanda. Onu da size anlatacağım. Bunun dışında yine sosyal mecrada her yerde bize ulaşabilirsiniz. Artı ben artık tam zamanlı bir içerik üreticisiyim. İstediğiniz gibi bana destek sağlayabilirsiniz. Süper teşekkür, katıl butonu, efendime söyleyeyim Patreon hesabı işin diorama tarafında. Aklınıza gelecek her yerden beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.